Merhabalar sevgili TV1 izleyenleri. Bunda konuşalım programımız değerli konuklarımızla TV1 ekranlarında, ekranlarında olmaya devam ediyor. Bugünkü program konuğum Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Sayın Doktor Mustafa Palancıoğlu. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. İyi izlemeler, seyirler diliyorum. Evet. Sayın Palancıoğlu'yla bugün aile, sağlık, e, belediye hizmetleri ve gençlik konularında söyleşi yapmış olacağız. E, bunu e, ifade ettikten sonra söyleşimize geçmeden önce hemen şunu ifade edeyim ki e, Kayseri e, Türkiye genelinde e, 500 günlük bir değerlendirme e, ilçe belediye başkan belediyeleri arasında bir değerlendirme oldu, anket çalışması oldu ve bu çalışmada bu değerlendirmede Melikgazi Belediyesi e, ilk 9'a girdi. 9. sırada yer aldı. Yine Kayseri'den Talas Belediyesi yine sıralamaya girdi. Başkan tebrik ediyoruz. Önemli bir değerlendirme, önemli bir puan sıra evet. herhalde. Neler söylemek isterseniz Böyle başlayalım. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii farklı şirketler, farklı kurumlar, anket çalışmalar, değerlendirmeler yapıyorlar. Ee, ama bazen manipülasyon yapılan anketler olduğunu biliyoruz. Ee, vatandaşın gözünü boyayan anketlerde olduğunu biliyoruz. Tarafsız olanlar da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla anketlerin e, güvenilirlik oranlarını çok fazla e, tespit etmemiz mümkün, mümkün olmuyor. Ancak şunu biz Biliyoruz. Biz vatandaşla iç içeyiz, evet. ee, sürekli sahadayız. Bugün pazara gidiyoruz, yarın e, cami temeli atıyoruz, öbür gün sağlık ocağı açılışı yapıyoruz, esnaf ziyaretimiz oluyor. Sürekli sahadasınız. Sürekli başlam. sahadayız. Bu sahada olmamızın getirdiği e, bir done var, veri var. Aynı zamanda da sanal medyadan işte e, aynı zamanda beyaz masa dediğimiz mimerden ulaşan talepler, teşekkürler veya şikayetler olabiliyor. Buradaki biz vatandaşın nabzını belediye başkanı olarak çok yakinen alıyoruz. Dolayısıyla asıl anket, asıl öngörü zaten bizim için dışarıdan yapılan anketler 300 kişiyle 500 kişiyle 1000 kişiyle değil de biz bizzat vatandaşa e, hizmet sunduğumuzda onların yanında olduğumuzda onlardan aldığımız tepkiler bizim için önemli. Şu anda Melikgazi olarak yaklaşık 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. 58 mahallemiz var. Sürekli sahadayız. Ama çok şükür şu anda vatandaşımızın genel e, olarak memnuniyetinin e, yüksek olduğunu biliyoruz. Ama burada ee, tabii imarla ilgili talebi olup da e, olumsuz yaklaştığımız veya kaçak yapı yapmış ceza kestiğimiz, işte zabıtanın gidip ruhsat çalıştığı için muhta e, mühürlediği veya ceza kestiği, işte seyyar olduğu için e, seyyardan kaldırdığımız e, veya farklı partiden e, olup da e, olumsuz düşünen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız olabilir. Bundan dolayı da e, ister istemez kimi e, belediye başkanı yaparsanız yapın, bir e, memnuniyetsiz olan bir kesim oluşacaktır. Ama şu anda e, seçim e, sırasında biliyorsunuz yaklaşık yüzde %65'lik bir oranla Melik Gazi Belediye Başkanı seçilmiştik. Evet. O anın o oranın düşmediğini, arttığını, e, vatandaşın memnuniyet seviyesinin iyi olduğunu biz gözlemliyoruz. Ankette bunun e, destekçisi olmuş oldu. E, ben teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah Melik Gazi'mize, Kayserimize, bu cennet gibi ülkeye en iyi şekilde hizmet eden kullarından eylesin. Biz ülkemizi hakikaten seviyoruz. Bu nedenle de bu fırsatı sağlığımız varken, imkanımız varken makamımız belli hizmetleri yapmaya imkan sağlarken bu hizmetleri vatandaşımıza kazandırmak onların hayır duasını almak bizi mutlu ediyor. Evet. Sevgili izleyenler tabii ki bir dünya pandemi sürecini yaşıyor. Özellikle sağlık noktasında beklenmedik bir olaydı bu belki de. Fakat baktığımız zaman birçok siyasi, sosyal anlamda bütün planları alt üst eden bir süreçti bu. Yaklaşık 6 ay insanlar evlerinde kapalı kaldı ve hala devam ediyor. Öldürmeye de devam ediyor, bulaşmaya devam ediyor dünya genelinde. Türkiye her ne kadar da bu işi çok iyi atlatmış olsa bile şu anki olumsuz durumdan da etkileniyor ister istemez. ve Geçtiğimiz günlerde de bir belediye başkanımız da mesela Konya Beledi ilçeleri ilçe belediye başkanı, Çumra'ydı zannediyorum Çumrayla başkanım, başkanı. bir hayatını kaybetti. Ve geçtiğimiz günlerde yine Bünyan belediye başkanımızın böyle bir pozitif çıktı eşiyle birlikte. Başkanım bu süreçte sizi hep sahada gördük gerçekten de ve bunu da zaman zaman hem yazılarımızda hem de televizyon ekranına dile getirdik. Müthiş bir performanstı. Evet, Hiç durmadınız. O süreçte neler yaptınız sağlık açısından çok önemliydi ve burada hakikaten artı puan alan belediyeler içerisinde Ön plana çıkan bir belediye başkanıydınız. O süreçte hiç durmadınız, hep dışarıdaydınız. Sürekli ekranlardaydınız, sürekli sosyal medyada hizmetlerinizi yürüttünüz ve devam ettirdiniz. O süreç evet. nasıl ilerledi, neler yaptınız? Şimdi şöyle, tabii ki pandemi olayında özellikle tüm vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar biz şu anda maske takmıyorsak da aramızdaki Ama mesafe... Ama buraya kadar da taktık değil belli. mi? Belli, cebimizde kadar. maskemiz evet. duruyor. Sürekli araç içinde dahi maskemizi takıyoruz. Tabii sağlık her şeyin üstünde. Sağlık olmayınca yediğiniz yemeğin tadını alamıyorsunuz. Eş dost kilerle görüşemiyorsunuz. Evet. İbadet dahi yapamıyorsunuz. Bu nedenle sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor ve gerekli her türlü hijyen koşullarını sağlayacak sağlık tedbirlerini almamız lazım. Evet. Bu kapsamda biz ilk günden itibaren bu tabi geçmiş Aralık ayını içerecek şekilde yaklaşık bizim 8-9 aylık bir süre ilk Çin'de çıktığından itibaren yavaş yavaş buraya gelmesiyle birlikte yayılmasıyla birlikte acaba buraya da gelir mi soruları aklımızda uyanmaya başladı ve gerekli tedbirleri almak için çünkü toplu ölümler var, toplu böyle salgına kapılmalar var. Belediye olarak da her türlü tedbiri almak için uğraştık, diğer belediye başkanlarımızla görüştük. Elimizden geldiğince maske üretimi temin noktasında. Belediye olarak üretim yaptınız değil mi? Belediye olarak üretim yaptık hala da yapıyoruz ama tabii şu anda artık üretim serbest olduğu için çok rahat, çok uygun fiyata alıyoruz. Ve şu anda şehir merkezinde tam 8 noktada ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz. Dezenfektanla vatandaşlarımızın alışveriş yaptıktan sonra hijyeni sağlamak üzere yardımcı oluyoruz. Pazar yerlerinde özellikle pazar çok yerlerimiz, dikkat 31 tane pazar yerimiz var. 29 tane normal pazar, 2 tane de Köy pazarımız var. 31 tane pazar yerinin her gün 4-5 tane 6 tane pazarımız var. Güvenlik önlemleri alınıyor. Ateş ölçümü yapılıyor. Dezenfektan e, hizmeti veriliyor. Aynı zamanda da maske dağıtımı yapıyoruz. Evet. Çok fazla e, gerçekten bu konuda mücadelemiz var. Biraz önce e, o eczacılar odası başkanımızla evet, da e, karşılaştık programdan çıkışta. E, onlar bize geldiklerinde hastalar... İşte eczaneye ilaç almak için geldiği için yayılma riski en yüksek noktalar. başkanım buralarda dezenfekte edebilir misiniz demişlerdi. Bizde 200'ün üzerinde eee eczane var. Sürekli eee telefon Vataş, açıyorlar. Vatandaşın girip çıktığı yerler bunlar. Tabii varlar. vatandaşın girip çıktığı yerler bunlar. Eczaneler, aile sağlık merkezleri, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumları, okullar, camiler. Ne kadar açık kullanılan o zaman okullar da açıktı biliyorsunuz. Doğru. Camiler de açıktı tamamının dezenfektasyonunu yaptığımız gibi akaryakıt istasyonları ATM'den para çekiyor parmaklarını Çok kullanıyor önemli. insanlar ee, orada belli bir süre duruyorlar ATM'lerin dezenfektasyonu gibi e, 50 kişilik bir ekip 15 mobil ekip e, biz sürekli e, destek verdik. Evet. E, dolayısıyla ben ekibime teşekkür ediyorum. Yoğun bir gayret gösterdik. Tabi burada e, belediye olarak da Yaklaşık 260 kadar personelimiz de evlerinde bu süreçte riskli grupta hamile olanlar var, yaşlı olanlar var, hasta olanlar var. onları idari izinli sayarak evlerinde bu süreyi atlatmalarını sağladık. Bazı birimlerimiz de telefonla ya da internetten bilgisayar üzerinden hizmet verebileceği için onlar da evlerinden hizmete teşvik ettik. Hala şu anda bizim. Mimer dediğimiz beyaz masamız evlerden e, çalışıyor. E, belediyemizde 5 ayrı giriş vardı. Teke düşürdük, e, ateş ölçümü, dezenfektasyon, aynı zamanda maske dağıtımı ve mesafe kurallarına dikkat ederek vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağladık. Bazı birimlerimizde akıllı belediyeciliğe geçerek mesela e, internet üzerinden, ödemeleri yapabilmeleri, internet üzerinden çap alabilmeleri veya internet üzerinden bazı işlemlerini yapabilmelerine imkan tanıdık. Dolayısıyla bu hizmetler çok önemliydi ama tabii vefatlar oluyor, hastalıklar oluyor, normal vefatlarda oluyor. Mezarlık hizmetinden çöpe kadar bütün hizmetlerimiz aksamadan devam etti. Yeni bizim yaptığımız çalışmalarda yeni hizmetlerimiz de vardı. Pandemi dönümünü bir fırsata çevirdik. Bir kayserili olarak, evet. esnaf çocuğu olarak. Herkes içerideyken özellikle hafta sonları kısıtlamalarda. Yani Türkiye'de Türkiye'de mesela belediyelerin birçoğu bu süreçte maddi olarak da zorlandılar. Evet. Biz de tabii ki zorlandık ama bunu fırsata çevirdik. Ne yaptık? Mesela ağaç alımı yaptık. Sizlerin adına evet. da diktiğimiz evet. ağaçlar vardı. 5, 10, Stand 15, değil. 20, ağaç. 15, 15 ile 45 yaş. Evet. öyle ben hatırlıyorum 5 ila 50 yaş grubu Diyelim. diyebiliriz ee, büyümüş fidan değil de ağaç dikiyoruz ee, temasıyla ee, birçok yerde ağaçlandırma yaptık yaklaşık 25 bin ağacı toprakla buluşturduk bunu yaparken de Aldığımız ağaçların bedelleri neredeyse 3'te bir fiyatına aldık. Uygun aldınız. Uygun aldık. Neden? E, belediyeler bu pandemi döneminde biliyorsunuz, ilkbahar döneminde e, harcama yapamadılar. E, çok fazla e, sahaya inemediler. Biz bunu fırsata çevirdik. E, vatandaşın elinde, üreticinin elindeki e, ağaçları. ağaçları çok uygun fiyata ihaleyle almış olduk. Başka ne yaptık? Peki özür Mesela... diliyorum. Oraya geçmeden önce başkanım. Bu ağaçların fidan gibi... Tutma oranları nasıl araştırmışsınızdır mutlaka. Ya Şöyle, da tuttular bu mı? Sene, bu sene bir garantili risk. de olduğunu biliyorum. Garantili aldık. Bir risk aldık. Garantili de olsa bir risk aldık. Tabii. Şimdi aldığımız firma sağ olsun bir yıl garanti verdi. Tutmayanları değiştirecek. Nitekim Eylül ayında 600 tane ücretsiz ağaç bize gönderiyor. Tutmayanların yerine. Hı onları tutmayanların yerine dikeceğiz. Yerine değil mi? dikeceğiz. Tamam. Şimdi şöyle, hmm. e, normalde fidan dikiyoruz. Ama fidanı dikiyorsunuz 60-80-90 santim boyunda. Onun ağaç olmasında sizin hizmet ömrünüz 5 sene ise onu çok fazla göremiyorsunuz. Neyse i̇şte biz onu da görelim diyorsunuz. Binlerce ağacı, daha doğrusu binlerce fidanı dikiyorsunuz ama ağaç olduğunu göremiyorsunuz. Evet. Ben arkadaşlarla konuşurken işte dedim ki ya bu ben harita mühendisiyim, evet. doktoramı da o konuda yaptım. E, çok ağaçlardan, bitkiden anlamam. Sakarya, Adapazarı, Bursa, Kestel gibi e, farklı alanlarda üreticilerin olduğu bölgelerde e, biz e, çalışma yaptık. Oralara ziyaret yaptık. Fidanlıkları gezdik. Orman fidanlıkları var bakanlığımızın falan. Evet. Nasıl yaparız? Acaba e, hızlı büyüyen ağaç hangisi? E, iklimi... Toprak analizi de gerekiyor Tabii. aslında burada. Yani... Hangi hangi iklime hangi ağaçlar e, uyuyor, fidanlar uyuyor? Bunların çalışmasını yaptığımızda e, gördük ki, Ağaçların da tutma ihtimali var. Ama zamanında, uyku döneminde dikmeniz gerekiyor. Ben mesela hiç Ocak ayında lapa lapa kar yağarken kimsenin ağaç diktiğini görmemiştim. Hiç görmemişti şimdiye kadar. Firma garantili vermesinin sebebi şu. Dedi ki başkanım eğer biz istediğimiz zaman ağacı dikebilirsek, dik, dikilme zamanına biz karar verirsek bir yıl garanti veririm. Onu tuttururum ben dedi. Nasıl oluyor dedim. Dedi ki insanların bildiğinin aksine kış aylarında ağaç dikilir. Nasıl? Ağacın uykuya girmesi önemli. Eğer ağaç uyku dönemindeyse... Hayvanlar gibi bazı hayvanlar onlar onlarda uyku, uyku dönemleri varmış. Ama dedi bunların budanması lazım. Hele e, kum ocağının olduğu bölgeye. Kayseri Park'tan çıktıktan sonra sol taraftaki evet. boş e, arsaya, mixin arkasına. Hı hı. Biz büyük çınar ağaçları, ağaçları diktik. Dikildi. 30 ila 60 Hep yaşları onlar? aynı. Onların hepsi çınar. E, onlar lapa lapa kar yağarken diktiğimizde... E, arkadaşa demiştim ki Metin Bey e, ve Tarık Bey... Ya bunları dikiyoruz ama bak siyasi karimle, kariyerimle oynuyorsunuz. Yani <laughs> Biz bunlar, bunlar tutmazsa çünkü etrafı çok boş, çok evet. dikkat çekiyor. Büyük ağaçlar e, telefon direği gibiydi ilk evet. geldiğinde. Budamışlar tamamen ağaçları. E, açtığımız çukurlar 3 metre eninde, 3 metre hmm. boyunda, 3 metre derinliğinde. Ve ağaç elle dikilmiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bir tıra 6 tane o ağaçlardan e, sığabiliyor. Büyük budanmış olmasına rağmen. Vinçle indiriyorsunuz, kepçeyle dikiyorsunuz. Altında şu çapta borular indirdik. Dolayısıyla su boruları. su boruları köke iniyor. Çok büyük çünkü kökleri ve o ağaçların sulaması direkt o borulardan yapıldı. Çok emek verdik. Evet. Ama ne oldu? İlk defa bir şeyi Türkiye'de denemiş olduk. Yani aynı mahalle içerisinde bir yerden söküp başka yere ağaç dikiliyordu ama Tekirdağ'dan Bursa'dan zannediyorum ilk defa böyle bir Ağaç naklederek orman fidanlıklarından naklederek evet. belirtildi. Bazen vatandaşlarımız diyor ki oradan sökmüşüm buraya dikmişim ne anladık falan diyorlar. Onu da söyleyeyim. Orman fidanlıklarımız var yetiştirme fidanlıkları. Buranın amacı e, çok sık ağaçlar fidanlar dikiliyor. Onlar büyüyünce zaten söküm yapılıp başka yere dikilsin diye yetiştirme fidanlığı Yani araziden ormandan herhangi bir yerden sökme olayı olmuyor. Çok. Ormandan ama yetiştirme Tabii, ormanı. Amaçlı. Ama gidip bir parktan sökme değil. Yani onun bir anlamı yok. Ama burası zaten seyreltilmesi gereken. Hı hı. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Siz domates, salatalık hı hı. tohumları Süreyi atıyorsunuz. Fide kutular içerisinde oluyor. Onların birlikte büyümesi mümkün mü? Hı. Birbirine girer. Mümkün değil. Hı hı. Onun için o küçükken alınıyor. Seyrek bir şekilde dikiliyor. Suyu veriliyor. Güpresi veriliyor. Kocaman ağaç şekline geliyor ve oradan biz ürünleri alıyoruz. Aynı şekilde ağaçlarda ağaçlarda böyle ama şu anda <laughs> e, diktiğimiz ağaçların %85-90 gibi oranı oranda tuttuğunu tuttu. gördük çok, çok şükür. Ha burada da büyük bir tecrübe kazandık. Yani şu anda ben ağaç dikme konusunda muazzam derecede bilgi sahibi oldum. Evet. Mesela başka belediyelerden de aslında bu anlamda e, geldiklerinde ya da aradıklarında yardımcı olabilirsiniz. Tabii tabii. Geçtiğimiz gün Gaziantep'ten belediye başkanımız gelmişti. O da şaşırdı. Ee, hemen tuttumlar. park Bahçeler müdürünü aradı, bizde alalım dedi. Ee, satın alma yaptığımız fidanlıkların, telefonların, izdibat noktalarını falan verdik. Bu önemli diye düşünüyorum. Niye? Artık insanlar beton e, bloklar arasında psikolojisi bozuluyor. Her tarafın yeşil olması lazım. Bir de biz bu ağaçları dikerken şehrin merkez akslarına dikiyoruz. Dağın başına dikmiyoruz. Biliyorsunuz Kayseri'den Ankara'ya giderken, Kayseri'den Sivas'a giderken sağda solda Mahalleri bir sürü levha görürsünüz. Evet. Bilmem ne derneği ormanlık hmm. alanı, orman alanı şeklinde ama hep öyle alıştık biz şimdiye küçük, kadar. Küçük, küçük küçük fidanlar görürsünüz. Büyümüş bir ormana rastlamak mümkün değil. O da Niye? çam ormanıdır genelde. genelde Ağaçlarıdır. Çok da büyümez. Çok da büyümez sebebi bir hayvanlar onu yiyorlar. İkincisi sulama bakımı çok zor olduğu için yapılamıyor. Yerden fazlası kuruyor. Doğru. Ama bizim diktiğimiz ağaçlar, şehir merkezinde göz önünde olduğu için biz bakmasak bile atıyorum. Bizim ekip biraz ihmal etti. Altında otlar çıktı. Sulanmadı. Hemen vatandaş fotoğraf çekip Facebook'tan Twitter'dan atıyor. Aman başkanım senin diktiğin ağaçlar çok güzel ama arkadaşlar bakımını eksik yaptı. Hemen arkadaşları yönlendiriyorum. Ya da ben geçerken dolaşıyorum. Evet. Bu kapsamda belki biraz fazla konuştuk ağaç ama şey. şunu öğrendik. Ağaç dikerseniz uygun zamanda doğru zamanlamayla ve bakımını yaparsanız tutma e, durumu yüzde %90 tutuyor. Yüzde evet. onluk bir risk var. Ona da katlanacaksınız. Yani, Ama orada e, takviye yapılıyor sonuçta. Yani Garanti yi, aldığınız için sıkıntı yi, yirmi yok. 25 bin ağaç dikmişsiniz. Bunlardan evet. bin tanesi tutmayabilir. Ve sev, sevgili izleyenler, bir vatandaşımız bana ulaşarak, sosyal medya üzerinden yazarak dedi ki, Talas yolu üzerinde yani Melik Gazi tarafında bir e, ağacın e, bir ağaç, araba zannediyorum zarar vermiş. Evet. Hafif yıkılmış. Yani sonuçta kuruyacak demişti ve ben hemen size biliyorsunuz hatırlıyorsanız evet. ulaştırdım ve Sayın Başkan hemen konuyla ilgilenerek o bir ağacı kurtarmıştınız ilgilenmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. Mesela. Bunu da hep yapıyorsunuz zaten. Yeter ki bir herhangi bir eksiklik hizmet olsun. Başkanım şimdi şunu da altını çizeyim hoşuma gitti az önce. Ben harita mühendisiyim. Her şeyden anlamayabilirim. Bu güzel bir özelleştiri. Doğrudur bu. Genel anlamda genel geçirilik kabul, e, kuralı vardır. Ama doğru insanlarla, doğru ekiple, bu işte uzman insanlarla istişareli çalıştığınız zaman, iyi bir ekip kurduğunuz zaman her konuda güzel işler yapabilirsiniz. Bunun örneğini de görmüş Vallahi olduk. Valla ben şunu söyleyebilirim Erdinç Bey. Bu evet. aslında e, programın konusu farklı olduğu için evet. e, tecrübelerimizi de aktarmakta fayda var vatandaşlarımıza. Bazen benim çocuklar da diyor. Mesela İngilizce öğrenmek zordur değil mi? Tabi. Tabii. Şimdi ortaokulda, Bizim lisede, de çok zor. lisede, üniversitede insanlar haftada 2 saat, 3 saat İngilizce öğrenir. Daha doğrusu ders, salır alır ama İngilizce öğrenemez. Adım şu, şuradan şuraya gidiyorum, boyum kilom şu diyemez. Bunun sebebi şu, biraz önce ağaç mantığında da söyledim. Ben ağaçtan anlamazdım ama yoğunlaştım. Çok uzun süre o ağaçla ilgili bilgi sahibi olmak için mücadele ettim. ağaçla ilgili donanımı olan kim varsa onlarla irtibata Geçtim. Geçtiniz. Onlardan bilgi aldım. E, bizzat fidanlıkları ziyaret ettim. Yerinde uygulamaları gördüm. Bilgi sahibi oldum. İngilizce de böyledir veya herhangi bir olayda böyledir. Bakın ben e, 23 yaşında İngilizce öğrendim. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdiğimde ben... Okul eğitimiyle mi yoksa ekstra bir... Okul eğitimiyle. Okul eğitimiyle. Ama şöyle Yıldız Teknik Üniversitesi'ni harita mühendisliğini bitirdim ben. birincilikte bitirdim. Ondan sonra sınava girdiğimde de yüksek lisansı kazandım. Ve yüksek lisans döneminde de hazırlık okumak isteyenlere ayrı sınava alıyorlardı. Hmm. Okumak istemeyen de devam ediyordu. Ben İngilizcem olsun istiyordum hep çocukluğumdan beri. Esnaf çocuğum, bakkaliyemiz vardı. dolayısıyla hiç İngilizce öğrenecek bir imkanım olmamıştı. E, 20'şerden 40 kişiden oluşan iki tane İngilizce sınıfı açmışlardı. 500 kişi sınava girdi ve o 40 kişiden birisi oldum çok şükür. Tek harita mühendisi bendim. Evet. Ve bir sene boyunca ilkokul talebeleri gibi sabah 8, akşam 5 ödevini yapmanın kapının dışına atardı hocamız. Yedi tane hocamız vardı. Ben onlara her zaman teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Bize ilkokul öğrencisi muamelesi yaptılar mühendislere. Ama o sayede biz öğrendik. Önemli ama. Hatta yani... şöyle söyleyeyim ben. O kadar çok kitap bitiriyorduk, o kadar çok İngilizce konuşuyorduk ki yoğunlaştırılmış bir eğitimde rüyalarımı dahi İngilizce görmeye başlamıştım. Demek ki üzerinde durulursa bu iş. Bunu şunun için her söylüyorum. Ben diyelim ki yemek yapmasını bilmem. İçinizde şevk, arzu varsa en iyi aşçı olabilirsiniz. Olabilir. Şu anda Master Şef şey Master de Şef diye, Şef diye söylüyorum. Veya ben yabancı dil öğrenmek istiyorum. Veya ben matematik öğrenmek istiyorum. İşte artık benden geçti demeyin. Yoğunlaştığınızda her şeyin belli bir dönemi var. Bazı iş 3 ayda, bazı iş 6 ayda, bazı iş 1 senede. Yeter, ki, Yeter ki arzu, istek olsun, ortam bulun ve yoğunlaşın. Kesinlikle öğrenirsiniz. Evet, yani. başkanım. Sağlık konusunda ufak bir önemli bir konu aslında bu. Ee, şimdi Sağlık il Müdürü'yle geçtiğimiz günlerde ben konuştuğumda, her programa çıkmadan önce e, akşam e, gündemi değerlendirmesini yapmış olduğumuz programda e, Vali Bey'i ve İl Sağlık Müdürü'nü ararım. Ne durumdayız diye. Doğru bilgi aktarmak adına. Şöyle bir evet. e, problem var. Tabi e, 6 ay sonunda insanlar 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı genç yaş grupları dışarı çıkmaya başladı. Ve özellikle evlerin sitelerindeki oyun alanlarında çok ciddi çocuklar oynamaya başladı üst üste tabiri caizse. Bir de kontrol edilemiyor çok yerde maalesef aile belki çalışıyor vesaire. Dolayısıyla çok güzel sokakları temizlediniz bu dönemde. Dezenfekte ettiniz, yıkadınız çok güzeldi. E, bu doğru bir şey stratejiydi. Ama bu oyun parklarıyla alakalı yapılıyor mu bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Önemli olduğu için altını çiziyorum. Oyun parklarında taşıyıcı özelliği taş olan bu çocuklarımızın daha e, nezih ortamda, temiz ortamda ve hijyen ortamda çalışması için bunlarla alakalı bir, yaptığınız bir çalışma var mı ya da bundan sonra düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, e, zaten pandemi döneminde tüm parklar kapalıydı. Hı -hı. Ee, özellikle basket, futbol sahası gibi, tenis kortu gibi alanlar tamamen kitledik. Ee, genelge gereği kullanılmadı. <laughs> Ama onun haricinde de dönem dönem dezenfekte ettik. Yalnız bu ATM gibi bir şey. Yani siz maaş çekmeye kartı alıyorsunuz, parmaklarınızla şifreye giriyorsunuz, miktarı giriyorsunuz, kartı alıyorsunuz, veriyorsunuz değil mi? Evet. Bir kişi kullandı. Eğer siz hastaysanız hemen akabinde temizlik yapılmadıysa bulaşma riski diğer gelene nasıl fazlaysa Oyun yerlerinde de diyelim ki çocuk genelde çocuklarda daha düşük taşıyıcı oluyorlar ama kaykaya bindi veya işte orada salıncağa bindi. Hemen başında durup temizlemezseniz bir anlamı yok. Dolayısıyla biz dezenfekte ediyoruz ama vatandaşlarımız kendi hijyenini düşünmesi için kendilerinin bir kere maske takması çok önemli. Maske taktıktan sonra elini de ağza burnuna götürmedikten sonra zaten yeterli tedbiri almış oluyor. Ee, bir de açık alan olduğu için güneşin etkisiyle e, bu e, mikrobun yayılma şeysi daha da düşüyor anladığımız yok. kadarıyla. Tabi tam tespitler değil ama e, açık alanlarda çok büyük sorun yok. Yeter ki kalabalık olmasın sırayla belli mesafeli olsun ama üst üste çok kalabalık olduğunda da sıraya girilmiş şekilde o zaman ne kadar tedbir alırsanız alın maske yoksa işte hijyen yoksa Doğru. ulaşma riski yüksek. Yani biz siz ne kadar da bu işe dikkat etseniz sürekli başında bekleyemezsiniz Tabii, belediye olarak. Özellikle ailelerin çocuklarını kontrollü oralara göndermesi ve oyun sonrasında en azından dezenfektan dezenfekte noktasında çocuklarını korumaları gerekiyor ki kendilerine bulaşmasın. Tabii, yani artık fısfıs şeklinde veya Tabii. sıvı şekilde dezenfektanlar var onları sürekli ellerine sürmeleri önemli. Maske kesinlikle bakın çocuklarda maske takma oranı daha düşük büyüklere göre. Evet. Çocuk biraz sıkılıyor. Biraz belki... Bizler zor alıştık zaten. Onu biraz çocukların seveceği maske türleri var. İşte evet. futbol takımlarının var. işte evet. çizgi film karakterlerinin var. Onlardan modaymış gibi, Çok güzelmiş zorladım. gibi lanse edildiğinde o çocuk o maskeyi Severek takıyor, hava atmak için takıyor, arkadaşına göstermek için takıyor. Dolayısıyla bizim maskeye ve mesafeye kesinlikle alışmamız lazım. Yurt dışı seyahatlerimizde bazen özellikle Japonya'dan, Çin'den gelenlerde, Avrupa'dan gelenlerde maske görürdüm ben dönem dönem. Zannederdim ki kendileri hasta, ondan takıyorlar. Öyle değilmiş. Yani bizim ülkemizde ilk defa oluyor ama Çin gibi, Kore gibi, Tayvan gibi çok ülkelerde eskiden beri salgın hastalıklar eskiden beri olduğu için onlar bu konuda kendilerini alıştırmışlar. Maskesiz uçakta kesinlikle seyahat etmiyorlar. Turistler gezerken bakıyorsun maskeler vardı. Bizim biliyorsunuz havalimanından inip ürgüp göremeye gidenler evet. e, çok oluyordu. O turistlerin birçoğunda ben maskeyi görüyordum. Kendilerinden umrede, umre'de çok fazla karşılaşırdım. İşte o mesela evet. yaz döneminde gittiğimiz zaman 40-50 derece sıcakta diyordum ki bunlar nasıl takabiliyor? Yani evet. çünkü insan bunu alıyor. Hiç takmadığımız için bize çok zor geliyordu. Ama biz de 40 derece sıcaklıkta mecburen demek ki önemli olduğundan Gerekiyor. dolayı korunma anlamında maskelere alıştık. Evet. Burada zaman. madem maske konusu salgın konusu geçildi. Birkaç hatırlatmada vatandaşlarımıza ben uyarda bulunuyorum. Evet. Birincisi tüm vatandaşlardan ricamız kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmesinler. Girmeleri gerekirse atıyorum pazardan alışveriş yapmaları gerekiyor. Kalabalık bir ortam. Pazarlarda çevriliyor zaten. Her taraftan zaten girişi olmuyor. Kontrol Evet. yine de riayet etmeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Evet. Dolayısıyla birincisi maske kesinlikle usulünce burnu da kapatacak şekilde maskeyi taksınlar. İkincisi ellerini sü sürekli hijyen tutsunlar. Sağa sola dokunmamaları lazım. Dokunurlarsa da dezenfektan kullanmaları lazım. Üçüncüsü ricamız yaşlılar mümkün olduğunca kalabalık zaman dilimlerinde mesela pazara mı gidecek? Tamam domatesini biberi alsın ama sabah erken gitsin. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de gitsin. Öğleden sonra pazarlar çok kalabalıklaşmaya başlıyor. Siz sahadasınız başkanım. Zaman zaman haber vermeden gezdiğiniz, denetlediğiniz yerler oluyor. Toplumumuzda maske kuralı çok ne kadar yani siz nasıl görüyorsunuz tam yok yani, bir defa. Genel, ama. genel olarak e, maske e, vatandaşlarımız var. Ya kullanıyor. Ya çevresinde ya kulağında bazen koluna ama takıyor. Ama bazıları var. usulüne uygun e, takmıyor. Evet. Yani çenesinin altında diyelim ki Oysa pazar ki, esnafı burundan sıkılmış. daha çok bulaştığı ifade ediliyor. Evet, ağzına takmış, burnunun altında kalmış Hı -hı. veya çok e, yıpranmış, eskimiş. Dolayısıyla e, maske konusu bence çok önemli. Evet. Bir de çok böyle samimi olmamak şartıyla işte oturup beraber olur. çekirdek çitiliyor, yemek yeniliyor, kahvaltı Mangal yeniliyor, aynı bardaktan su içiliyor. Yani mümkün olduğunca herkes bireysel malzeme kullanmasına, kullanat malzeme kullanmasına dikkat etmesini evet. ben tavsiye ediyorum. Çocukları mümkün olduğunca kalabalık ortama taşıyıcı oldukları için getirmemeyi, mesela pazar gidilecek lütfen çocuğunuzu getirmeyin. Veya işte alışverişe gidilecek, gidilmesi gerekiyor. Tenha zaman dilimi, boş zaman dilimi hangisi ise genelde sabahla öğlen arasında AVM'ye de gidilse, pazara da gidilse, aile sağlık merkezine gidilse. Ben bazen gidilse, gidiyorum, bakıyorum ki çok yoğunluk var, dönüp tekrar bir saat evet, sonra, iki saat sonra tekrar mümkün bakabiliyorum. Mümkün oldukça. Yani. Eğer herkes bu kurallara uyarsa evet. e, şahsi kanaatim e, çok daha rahat ederiz. Mesela seyyar, seyyardan açıktan dokunarak ürün alınmasını tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğunca poşet eldiveni olabilir. Kendileri yanında bir tane plastik eldiven taşıyabilir. İstediğini alıp bir poşete kendileri koysunlar veya rica etsinler. Oradaki vatandaşlarımız, esnafımız yardımcı olsun. Bunun gibi tedbirleri almamız gerekiyor ki sıkıntıya girmeyelim. girmeyelim. Aile dedik, toplum dedik başkanım. Melik Gazi'de sizin döneminizde çok fazla sayıda da kentsel dönüşümle birçok aileyi de ev sahibi yaptınız. Evet. Yakın zamanda anahtar teslimlerini yaptınız. Orada hizmetler nasıl gidiyor? Devam edecek misiniz? Evet, kentsel dönüşümle ilgili yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Zaten kentsel dönüşümdeki inşaatlarımızı ihale yaptığımız için, farklı firmalar ihaleye aldığı için her firma hızlı bir şekilde üretimini yapıyor. Konutu üretiyor. Zaten şu anda da konutlarla ilgili oldukça yoğun talep olduğu için firmalar da işi hızlandırdılar. Bir an önce bitireyim, satayım şeklinde. Dolayısıyla kentsel dönüşümde çok şükür şu anda büyük bir hizmeti sağlıyoruz. Küçük Ali'de, Kazım Karabekir'de, Karabekir'de. ve Ambar'da benden önce Memduh Başkan döneminde kendisine de teşekkür ediyorum. Başlayan kentsel dönüşümü biz yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Onları tamamlayacağız ama ikinci aşamaları var. İkinci e, ikinci aşamalarını, üçüncü aşamalarını hep planlıyoruz. Bakanlığımıza e, başvurularda bulunuyoruz. İnşallah onlar da peyderpey ekonomik durum e, müsait olduğunda, izinler alındığında onları da e, devreye sokup vatandaşlarımızın niteliksiz artık yapı ömrünü tamamlamış konutlardan yeni alanlara, yeni konutlara geçmesi bizi mutlu ediyor. Hocam konut demişken zaman zaman bize de insanlar ulaşıyor. Özellikle evet. metruk yapılar çok fazla yani çok fazla mı bilmiyorum ama mesela gördüğümüz yerler var bize ulaştığında ha burada mı öyleymiş dediğimiz yerler var. Siz geçtiğimiz günlerde yıktınız böyle yerleri. Sizin evet. bölgenizde böyle bir sıkıntı var mı daha böyle yıkacağınız? Aslında sürekli takip sürekli devam ediyor. Onların prosedürleri de var zannediyorum. Evet. tek katlı, iki katlı artık ömrünü doldurmuş. İşte işte vatandaşlar bir kısmı kirayı vermiş. Sonrasında camı kırılmış, boşaltmış bir dönem Başkaları kullanıyor sonuçta oraları. da başkaları kullanılıyor. Sonra. İşte park imkanı, otopark ya da yeşillik alan ihtiyacı olan yerler var. E şimdi yüksek katlı bina yapılmış, yeni konut yapılmış ama hemen dibinde 3-4 tane ortada böyle gece kondu niteliğinde binalar kalmış. İşte orada salça kaynatıyor, odun yakıyor, sobadan dolayı is oluyor. Sürekli şikayet alınıyor. Ortamları da yalıtım malıtım olmadığı için sıkıntılı. Dolayısıyla kamulaştırdığımız yerler olabiliyor. Kamulaştırıyoruz, vatandaşı çağırıyoruz, anlaşıyoruz. Arsa sende dursun, işte biz binanın ücretini verelim diyoruz. Seni başka bir yere taşıyalım diyoruz. konutla takas ettiğimiz oluyor. Farklı argümanlarımız var. Çözüm Dolayısıyla çözüm üreterek şu anda bir buçuk yıl içerisinde 250'nin üzerinde tek katlı iki katlı yapı ömrünü tamamlamış metruk veya olmayan Yapıları yıktık anlaşarak. Kimsenin de burnu kanamadı, kimse evet. bağırmadı, çağırmadı. Herkes de gayet mutlu. Hakkını verirseniz de. Şehir merkezini biz temizliyoruz. Evet, salça dediniz de. Talas'ta başladınız ve e, orada e, belediye başkanınız döneminde. Şimdi de salçalar evet. kaynıyor. Evet. E, Ora nasıl gidiyor? Ne o, kadar devam edecek? İlk başlarda alay konusu Şartlar oluyordur. nedir? Evet. <laughs> i̇lk başlarda vatandaşlardan da bazen e, üst düzeyden arkadaşlardan da espri konusu yapabiliyordu. Salça kaynattın mı falan diye. Bu aslında belediyeciliğin temel bir e, başkanım? Belediyecilikte bir sorun ortaya çıktığında eğer siz o sorunu nasıl çözerim diye düşünmezseniz o zaman hmm. sorun devam eder. Başka bir sorundan kaynaklı bir Tabii. aslında proje bu. Şimdi şöyle ben belediye başkanlığına akademisyenim zaten. Talas'ta evet. başladığımda ilk sene onu e, yoğunluktan algılayamadım ama ikinci sene çok şikayet gelmeye başladı. Evet, 15 kazan katlı kaynıyor. 10 katlı binanın altında birisi kazan kaynatıyor. Siz e, çok çıkmıyor biliyorsunuz kokudan dumandan vatandaşlar şikayet yazmaya başlıyor evet. e, sanal medyada yazıyorlar telefon açıyorlar falan. E, Zabıtayı gönderiyoruz kaynayan kazan kaldıracak hali yok cezayı yazıyor vatandaşlar Yazık oluyor e, yapma diyor ama sonuçta artık kazan konmuş. Sonra vatandaş geri arıyor zabıta geldi hiç bir şey yapmadı kaldırmadı kazanı bu sizin partiliniz mi akrabanız mı <laughs> niye yapmadınız falan <laughs> diye. <laughs> Baktık ki sorun büyüyor. Dedim ki madem böyle bir ihtiyaç var. Her mahallede salça kaynatan var. Aralarda domates için gezen kamyonlar oluyor salça döneminde. Bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeriz? Arkadaşlarla oturduk. Aklıma bir fikir geldi. Dedim ki bütün imkanı hazırlasam. Kazanlar bakır kazan alsam en iyisinden. Belediye değil mi? Belediye. Tuzundan işte salça çekme makinasından domates satımına kadar her şeyi yapsam vatandaş gelir mi? gelebilir gelmeyebilir ama çok zor işlediler. 24 saat hizmet vermeniz Tabii. gerekiyor. Sonrasında ben dedim bu sene deneyeceğim. İlan ettik. Sonrasında dedik ki zaten cezai müeyyidesi var. Lütfen sokak aralarında bina altlarında salça kaynatmayın. Biz size hijyen temiz her türlü imkanında O zaman nerede karşıladığımız... yapacağız bahanesini ortadan kaldırmış evet. oldunuz. Şu anda Melik Gazi'de 5. yılımız. Evet. Ee, bu sene 5. defadır yapıyoruz. Bu sene Melik Gazi'de 2. Geçen sene ilkini yapmıştık. Daha önce de Talas'ta yapmıştık. İki yer belirledik. Birisi Melik Gazi'nin doğusunda Mimar Sinan Evliyalar bölgesi. Evet. Bir tanesi de Melik Gazi'nin batısında Kocatepe Mahallesi, Belsin bölgesi. İkisinde de Kazan yerlerini oluşturduk. Bakır kazanlarımız hazır. Her türlü organizasyonu yaptık. Toptan domates satışı var. Haldeki fiyattan en az 10 kuruş daha ucuz. Domates Toptan fiyatından domates alabiliyorlar. Çekim makinelerimiz var. Kesme imkanı, yıkama imkanı var. Ücretsiz tuz veriyoruz. Bu imkanları sağlıyoruz. Aynı zamanda da çok düşük ücretli bir firma odunda satışı yapıyor. Dolayısıyla tek yapmaları gereken vatandaşlarımızın salça kaynatmak istiyor, kışlık hazırlığını yapmak istiyorsa... Rezervasyon yapacak, belediyemizi arayacak ilgili numaralarını. Ben çarşamba günü saat gece 18'de işte gece 12'ye 1'e kadar salça kaynatmak istiyorum. 100 kilo, 2 kilo, 200 kilo diyecek. Adını yazdıracak. Adını, TC kimliğini, telefonunu yazdıracak, rezervasyonu yaptıracak. Arabasına binip gelecek gerisi hepsi orada hallediyor. Şu an devam ediyor zannediyorum. Şu anda devam ediyor. olabilir. Belediye'de ilgili numarayı aradığı zaman, adını soyadını yazdığı zaman salçasını kaynatacak. Çok uygun maliyetlerle sizin desteklerinizle. Tabii tabii. Katkılarınızla. Yani evet güzel. Orada bizim. atıyorum günlük 70-80 aile e, salça kaynatıyorsa inanın 80 ile konuşun. 80'i de 100 üzerinden 190-80 verir. Salçalık bir programımıza ben katıldım hakikaten öyle. E, tüm oradaki salça kaynatan herkes çok memnun. Ve Allah razı olsun diyorlar da size. Evet. Çünkü ortam güzel birçok kat malzeme gibi. Sadece ve salça hizmeti... kaynatmada değil biliyorsunuz. Evet pislik yapıyorlar. Sucuk yapanlar var, <laughs> Sucuk yapanlar işte var. çay kaynatmışlar, çekirdek çitiyorlar. evet. muhabbet ortamı. Tabii salgından dolayı biz bu sene tedbirliyiz. Tedbir olmak lazım. Birer atlayarak kazanları koyduk. Aileler kendi içerisinde oturuyorlar, kalabalık değiller. Ee, ama gerçekten belediyecilik açısından hizmetin son noktası. Niye? 24 saat hizmet ediyoruz. Evet. Yani 15 gün boyunca 3 var diye hiç uyku yok arkadaşlar da 8 saat biri çalışıyor, o gidiyor öbürü geliyor 8 saat çalışıyor. Dolayısıyla 24 saat belediyecilik hizmeti veriyoruz. Vatandaşın hayır duasını alıyoruz. Eyvallah. Gençleri unutmuyorsunuz ve seçim çalışmalarınızda da özellikle gençlerin çok güzel projeleriniz vardı. Evet. Onları devreye koyabildiniz ve pandemi süreci etkiledi mi? Onları şu an hangi aşamadayız? Tabii ki pandemi süreci etkiliyor ama biz projelerimize devam ediyoruz. Özellikle e, gençler tabii benim çocuklarım da genç olduğu için onlardan da tiyoları alıyorum. Ne ihtiyaçlar var, ne yapabiliriz, nasıl mutlu evet. ederiz diye. Öncelikle gençler bu ülkenin geleceği. Biz bizden daha nitelikli e, nesile bayrağı teslim edebilirsek, daha donanımlı nesil e, göreve gelirse, o zaman bu ülke çok daha iyi bir konuma gelecektir. Ol, bu kaçınılmazdır. Şu anda da imkanlar fazla. Yurt dışına gidebiliyorlar. Uçak var, internet var, teknolojik her türlü altyapı var. Refah seviyesi yükselmiş durumda. Dolayısıyla gençler artık tek yapacakları şey kendilerini geliştirmeleri. Bunun için de altyapı hazırlıyoruz. Bakın şu anda Melikgazi Belediyesi olarak tam 6 tane mahallelerde kütüphane açıyoruz. Evet. Mahalle kütüphanesi açıyoruz. Dershane yani, niteliğinde? Dershane niteliğinde. Çok hijyen, çok akıl güzel. Küpü müydü, ne akıl küpü müydü? Neydi? Akıl küpü ismini veriyoruz. Çalışma istasyonları. Ee, şehir merkezine, tramvaya bineyim, otobüse bineyim, yarım saat 45 dakika gideyim, tekrar geleyim. Derdine katlanmaya gerek yok. Yürüme mesafesinde, mahallede inşallah çok hijyen, çok nitelikli. Bireysel ders çalışabileceği gibi 3-5 arkadaşında. Ortak çalışabileceği mekanlar olacak, ofisler olacak. Onun için herhangi bir kayıt, rezervasyon, herhangi bir şey gerek var mı? Yoksa gelip... Kart alacaklar. Kart alacaklar. E, kartlarıyla Melik birlikte... olmaları gerekiyor. E, yok, şart, şart değil. değil. Kayseri'de e, herkes başvurabilir. E, kütüphane kartı aldıktan sonra e, okuyacak, içeri girecek. Kaç saat kalıyorsa dersini çalışacak. E, oradaki imkanlardan faydalanacak. Bazen canlı müzik olacak, bazen... Farklı programlarımız, söyleşilerimiz olacak, kariyer günlerimiz olacak. Dolayısıyla evdeki ortam gürültülü olabilir. Küçük bir ortam olabilir. Evet. Sıcak olmayabilir. Sıcak, nezih, güzel evet bir ortamda. ortam. Çay içecek, arkadaşlarla görüşecek. Ee, bazen derslerimiz de olacak. Ücretsiz ders vereceğiz orada. Evet. Bu da önemli. Ee, Gönüllü hocalar. Kütüphane haricinde teknoloji atölyeleri kurduk. Hı hı. Yine sosyal tesislerimizde çocuklarımızın yazılım, kodlama, robotik, Sanal medya işte e, YouTuber olmayla ilgili düşüncesi varsa onlarla ilgili atölyelerimiz ve eğitimlerimiz olacak. Bununla birlikte yeni başlayacağımız sanat atölyelerimiz de olacak. Yani karikatür çizmek istiyorsunuz, onun eğitimini vereceğiz. Veya yağlı boya resim yapmak istiyorsunuz, onun eğitimini vereceğiz. Farklı yaş gruplarına yönelik. Dolayısıyla gençlere yönelik çok farklı çok güzel çalışmalarımız var. İnşallah pandemi de biraz ortadan kalktıktan sonra onlar bu imkanları en iyi şekilde kullanacaklar diye düşünüyorum. Evet, pandemi döneminde aileler evde çok sıkıldılar ister istemez. Sizin etkinlikleriniz çok böyle gündeme geldi. Özellikle yine klasik araç şovunuz diyelim güzel evet. bir programdı. Onunla insanları eğlendirdiniz ve bir de arabalı sinema, arabada sinema mı diyoruz? Arabalı Arabada sinema, sinema etkinliği, etkinliği evet. ve Kayseri Spor'un Fenerbahçe ile olan maçı zannediyorum. Dev evet. ekranlar kurarak böyle Seyretelim. yine aileye yönelik, insana yönelik, vatandaşa yönelik güzel hizmetleriniz oldu. Evet. Şimdi tabii pandemi olduğu için biraz daha etkinliklerimizi kısmak zorunda kaldık. Aksi takdirde bizim çok planladığımız kültürel etkinliklerimiz vardı. Bu etkinliklerimizi kalabalıklar oluşmasın diye erteledik ama sonuçta biz aileye yönelik, gençliğe yönelik, çocuklarımıza yönelik farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Mesela arabalı sinema etkinliğimizde, çizgi film etkinliğimizde evet. oldu. Çok, çok yoğun aileler çocuklarını getirdiler. Dondurma ikram ettik, mısır patlağı ikram ettik, pamuk şeker ikram ettik, su ikram ettik, çay ikram ettik. Yani bir sinemada alabileceğinizin çok daha fazlasını belediye olarak sunduk. Dolayısıyla bazen 300 araç, bazen 400 araç, bazen 200 araç haftasına göre, filmin konusuna göre... Arabalı sinema etkinliğinde farklı çalışmalarımız oldu. Klasik araç, hakeza öyle insanların yüzünü gülümsetiyor. Evet. 23 Nisan'da biz klasik araçla tur attık. Sokağa çıkma yasağının olduğu zaman 19 Balkonlarda 19'mayıs'ta insanlara eğlendiler. Tabii 19 Mayıs etkinliğini yaptık. Farklı etkinlikler yaparak vatandaşımızı rahat ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi belediye başkanı seçim döneminde bir sürü proje açıklar. Sıralar onları. Öyle, orada çok fazla, çok sayıda projeleriniz vardı. Fakat belediye başkanımız devam ederken ekstra projeler çıkıyor mu? Çok fazla çıkıyor. Ee, çıkıyor değil mi? Yani o programa ben, bağlı kalmıyorsunuz. Tabii. Şimdi benim e, ilan ettiğim projeleri tek tek takip ediyoruz. Onların hayata geçmesini sağlıyoruz. Ama işin içine girince e, ülkemiz çok dinamik. Sürekli bir nüfus artışı, sürekli bir nüfus göçü var. Dolayısıyla bizim şartlara uygun yeni çalışmalar yapmamız lazım. Atıyorum bir şehir hastanesi geldi buraya, büyük bir yatırım. Onunla ilgili Kocasinan Belediye'mizin ve büyükşehirin orada bir yeni ihtiyaçları söz konusu. Hemen onu hayata geçirmesi lazım. İşte raylı sistem bunlardan bir tanesi. Bunun gibi birçok şeyler. Veya işte yeni bir konut alanı. TOKI diyor ki ben şuraya sosyal konut yapacağım diyor. Ankara'dan planlanıyor oraya. Bin konutluk bir konut alanı yapılıyor. O ekstra zaman sizin, çıkıyor bu hizmet. Ekstra çıkıyor. Sağlık ocağıydı, camiydi, okuldu, parktı. Bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor. Ee, veya işte siz yeni bir hedef koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık fidan değil asıl ağaç dikeceğim diyorsunuz. O zaman size alet ekipman gerekiyor. Mesela biz şu anda belediye olarak pandemi fırsata çevirmiştik. Araç diyeceksiniz herhalde. Asfalt aldık. Yüklü miktarda asfalt yaptık. Evet. Ee, aynı zamanda ağaç dikimi yaptık. ihalelerimizi yaptık ama bir de araç ihaleleri 24 yaparak 24 araç filomuz diye not almışım. Evet. Yani çok kısa zamanda 24 tane Daha araç var. aldık. Bu araçların hepsi de nitelikli. Ee, mesela asfalt makinesi aldık, asfalt finişeri. Bu Türkiye'de sadece 4 büyük şehir belediyesinde var. Hiçbir ilçe belediyesinde yoktu. İlk defa biz aldık. Küçük alanları, dar alanları, dar sokakları 2 metre, 3 metre, 4 metre asfalt yapabiliyor. Bisiklet yolunu asfaltlayabiliyorsunuz. Kapalı alan var, asfaltlayabiliyorsunuz. Böyle özellikle bir makineyi aldık. Büyüğünün fiyatına olmasına rağmen evet. aldık. Küçük bir şey. Ama, ama şu var. anda bağ yollarına gidin. E, inanın bir araba zor geçiyor ama biz orayı asfaltlayabiliyoruz. Bu çok önemli. Veya evet. kamuda tasarruf sağlıyoruz. Kaski, Kayseri Gaz, Elektrik İdaresi 60 santim. Ee, boru döşemek için asfaltı kesiyor. Evet. Biz önceden bunu kepçeyle, insanlar küreklerle yaparak silindirle düzlüyorduk. Bir kilometrelik yol 10 gün sürüyordu yapması. Şimdi bir günde bitiriyoruz. Evet. Niye? Bu makina 60 santimi ayarlıyorsunuz. 60 santimetre genişliğinde asfalt dökülüyor. Ve gerçekten ütülü, diğer asfaltta aynı seviyede çok kaliteli bir asfalt oluyor. Aynı zamanda işte bu pandemiyi fırsat bildik biz. Yeni cenaze aracı aldık. Evet. E, yeni yıkama aracı aldık. Dezenfektasyon için yüksek basınçlı sıcak sulu temizleme aracı aldık. Yani pazar yerlerinde diyelim ki vatandaşlar çok yoğun bir şekilde alışveriş yaptı değil mi? Akşam gidiyorlar biz orayı öncelikle temizlik ekibi süpürüyor temizliyor. Arkasından biz onu yüksek basınçlı araba yıkadığımız sular var ya ondan çok daha yüksek basınçlı kullanma yöntemiyle temizliyoruz. İnanın yağlı boya bile varsa yerde Sürbette. onu temizleyip alıyor jilet gibi. Evet. Böyle imkanları olan aletler aldık. Yeni çöp makinaları aldık, çöp kamyonları aldık, normal kamyonları aldık, 4x4 araçları aldık. Hem de Kayseri'de de Türkiye'de de belki ilklerden olan 4x4 ve 4x2'lere arkasına tuzlama aracı, ön tarafına da kar küreme kızağı yaptırdık. Bu çok muazzam oldu. Niye? Camikebir'de, Hunat'ta siz büyük kamyonları sokarak kar temizleyemiyorsunuz geceyi beklemek zorundasınız. Ee, arabalar çıksın diye anons ediliyor, evet. arabalar çıkıyor falan temizliyorsun. Çok zor. Ben kamyonla gezdim. O dar sokaklarla dolaşamıyorsunuz. Da evet. Ama şu anda bu kış inşallah rahat nasip olursa çok rahat edeceğiz. Yeni e, 7-8 tane hem 4x4 hem de küçük e, süpürme ve kar küreme araçları aldık. ...şehir merkezinde Allah'ın izniyle... ...çok başarılı bir hizmet vereceğiz. Bunları alırken çok borçlandınız mı başkanım? Bir de belediyelerin önemli konularından evet, belediye Belediyenin borçluğu olur mutlaka. Hizmet üretiyorsunuz. Akıllı yatırım yapıyoruz. Vesaire. Borçlanıyoruz karşılığında ama akıllı yatırım iş, yapıyoruz. Onun, onun karşılığında yani maddi olarak... ...onları karşılayacak gelirlerinizi de ona göre artırıyorsunuz. Tabii. Mutlaka. Şimdi mesela bu pandemi döneminde... ...bir niye çok fazla araç aldık? Birincisi senelerin birikmiş... ...bir ihtiyacı vardı... Hmm. Ee, i̇kincisi de pandemi döneminde biliyorsunuz kimse bir şey almadığı için fiyatlar çok düştü. Evet. Mesela aldığımız yüksek basınçlı e, temizlik aracı, e, su temizleme aracı, Almanya'ya fuara gidecekken, fuar iptal oldu pandemiden evet. dolayı. Firmanın o da elinde satılacak kalmış, diye bekliyor. Çok ucuz aldık. Mesela geçtiğimiz e, <laughs> iki hafta önce üç tane çöp e, kamyonu aldık. Her biri 160 bin lira ucuz aldık. Niye? 0-2019 model. <laughs> Biz 2020'deyiz. 2019 model bir belediye için firma üretmiş ismine e, dahi yazmış e, ama belediye almaktan vazgeçince eline kalmış kaldı ki o araçların arsaların değerleri son bir ayda müthiş bir şekilde Çok arttı. arttı, değerlendi biz yani bir taraftan eurodan, euro'dan bir dolardan atış etkilenmeden atış aldığımız araçlar şu anda neredeyse iki katına fiyatları çıktı muazzam derecede Melikgazi Belediyesi karlı çıktı bakın sadece asfalt için söyleyeyim 55 bin ton asfalt döktük biz pandemi döneminde evet. bu ne demek biliyor musunuz? Asfaltın ham maddesi bitüm, bitüm yüzde seksenli teşkil ediyor maliyetin. Bitüm tüpraş tarafından satılıyor, parayı peşin gönderiyorsunuz. Tek peşin para gönderdiğimiz yer tüpraş ve bitüm asfalt, asfalt malzemesi için. Bakın kimse almadığı için asfaltı da ısıtmanız gerekiyor. bitümü ısıtmanız gerekiyor. Yoksa katranlaşıyor, hmm. maliyeti var. Kimse de almayınca, Türkiye'deki belediyeleri az alınca daha doğrusu, TÜPRAŞ yarı yarıya fiyatları düşürdü. 1170 liraya düşürdü. Şu anda kaç lira? Şu anda 2200 liranın üzerine Çok çıktı. Çok muğla Dolayısıyla biz, yani şöyle söyleyebilirim. Pandemi döneminde 200 kilometre yol döktüysek, aynı paraya şu anda 100 kilometre ancak yol... Asfalt yapabiliyoruz. Doğru. Bu kadar kazançlı çıktı. Dolayısıyla Kayserli olarak, esnaf çocuğu olarak e, belediyemizi çok karlı çıkarttı, e, çıkartacak yatırımlar, çok maliyeti düşük yatırımlar yaptık. Elhamdülillah. E, fırsata çevirdik. E, Cenab-Allah, ı Allah inşallah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Abi, ulaşılabilir başkan mısınız diye soruyor. Ben öyle olduğumu düşünüyorum. Hatta bazıları da kızıyorlar ya bu kadar kendini harap <laughs> etme, biraz kendine zaman ayır diye. Ama Kafamla e, iş e, dururken randevüler dururken e, çok fazla e, özel hayata zaman ayıramıyorum. ama onu diyeceğim ama, çocuklar şikayetçi mi bu durumdan peki e, nasıl şimdi, veya alıştılar mı alıştılar alıştılar, alıştılar artık beklemiyorlar ama yine de şimdi belediyeye gitsek en az 70 tane randevu bekliyordur mutlaka yani çok bir fazla bir de herhalde en çok sıkıntı yaşadığınız konulardan biri de iş talepleri oluyordur Doğru. sizden mutlaka bununla alakalı da ben bildiğim için yani dışarıda böyle bir duyum duyumla bildiğim için Farklı e, projeler de çıkartıyorsunuz. Yani belediyede herkese iş verme imkanınız mümkün, mümkün değil, değil zaten. Çok fazla da talep oluyor. Bununla alakalı çalışmalarınız var zannediyorum başkanım. Şu anda Kaymos'ta ilk uygulamasını başlattık. Kaymos, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği e, bizden mobilyada çalışacak. E, Çekyat üretimi olsun, diğer... E, Orada bir sürü iş... Orada or eleman or arıyorlar or e, ama işte eleman bulmakta zor. Bize başvuranların içerisinde biz eğitim vererek ücreti de biz karşılıyoruz. Eğitim ücretini atıyorum bir ay eğitim vereceğiz. Kaynakçı, kaynakçı işte, mobilya mobil. işte zımbalayacak belli terzi diyorlar. Hı hı. Onlara eğitim verilecek. Ondan sonra içerisinden başarılı olanları biz diyeceğiz ki A firması, B firması, C firması yönlendireceğiz. Çalıştı çalıştı. Çalışmadı o zaman onun hanesine kırık not vereceğiz. Bir daha lütfen bize gelme. Çünkü sana iş gösterdik, eğitimi verdik. Sen çalışmak istemedin. Vatandaşlarımızın bazıları iş seçiyor. Diyor ki OSB çok uzak. Cumartesi'si var, akşamı var. Ben o kadar ağır çalışmak istemiyorum. Kazırmasa masa olsun kamu, istiyor. Kamu kurum istiyor, ofis iş istiyor. Yani şu anda o devir değil. Artık herkesin elini taşın altına sokması lazım. Gece gündüz çalışması lazım. Çalışacak herkese iş var. Bakın şu anla bile organize sanayide bize başvuran sanayicilerimiz var. 50 kişi bir istiyor, 20 kişi bir istiyor ama çalışacak özverili kişiler istiyor. Yani 5'te ben eve gideyim diyorsa. O zaman iş bulmak zor. Evet. Cumartesi pazar çalışmam diyorsa, şey memur yok. gibi çalışmak istiyorsa yapacağımız bir şey yok maalesef. Mutlaka her hizmet sizin için önemlidir. Aynı önemlidir ama böyle en çok keyif aldığınız yaparken ya da proje anlamında söyleyeyim ya da gelecekte yapacağınız proje hangi isterseniz ne söylersiniz? Yani çok fazla proje var. projeden hizmetler de var tabii. Ağaç dikmek mesela çok hoşuma çok gidiyor. Keyif e, peyzaj yapmak vatandaşların e, güzel ortamlarda bulunması hoşuma gidiyor. Ama proje olarak baktığımızda Kubbe adı altında etkinlik ve evet. gösteri merkezi yapacağız. Hemen Erciyes Üniversitesi'nin teknoparkı var biliyorsunuz. Evet. Teknoparkın karşısında yüksek katlı konut alanını maliyeden biz tahsisini aldık. İki katlı çok şık Kayseri'ye yakışır 750-800 kişilik büyük bir konferans salonu, etkinlik salonu, tiyatrosundan işte Diğer şarkı, türkü konserlerine kadar birçok etkinliğe yapılabileceği sosyal ve kültürel hayata katkı sunacak. Çok güzel inşallah bir merkez yapacağız. Adı da Kubbe olacak. Evet. Bizim geçmişimizden gelen bir ismi olsun istedim. Onu ismi de biz bulmuştuk. Mimari oluştuk. olarak da Mimari kubbe. olarak da Kubbe'li çok güzel bir yapı olacak. İnşallah o yapı sadece bu döneme has değil. Önümüzdeki 100 yıl hizmet verebilecek güzel bir eser olsun Ve istiyoruz. Ne zaman hizmete geçer? Şu anda arazinin tahsisini Hazine Bakanlığımızdan, Milli Emlak'tan almış olduk. İki sene içerisinde zaten temeli atılması gerekiyor. Şu anda mimari proje için çalışmalara başladık. Farklı mimari ofislerden teklif istiyoruz. En az 3 mimari ofisten. Onların içerisinden avam projesini ilk beğendiğimiz firmayla yolumuza Devam edeceğiz evet. ve ihalesini yapıp inşallah binayı inşa edeceğiz. İnşallah. Vakit çok hızlı geçti başkanım. Biz ayrılan sürede yavaş yavaş da olmak üzere son sözlerinizi alalım öyle kapatalım inşallah. Evet. Ben yine belediyecilik tabii ki yoğun. Ben ev hanımlığına benzetiyorum belediye <laughs> hizmetini. Yani 24 saat istiyor. Meşakkatli bir iş. Temizlik de size ait. Düğünde size ait. Nikah kıyıyoruz. Cenaze var. Defne gidiyoruz. Çöp topluyoruz, yol yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek bir insanın hayatında yaşadığı ne varsa hemen hemen hepsi bizde var. Mesela şimdi pandemiden dolayı evleri dezenfekte ediyoruz. Hastalar var, onlara vefa sosyal destek grubuna, iaşe IH götürüyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vefa eden olursa herkes riski almıyor biliyorsunuz. Bizim personelimiz kılık kıyafetlerini giyiyorlar, o COVID'li hastayı yıkıyorlar, Kefenliyorlar, defne diyorlar, Bunların hepsini yapıyoruz. Yani belediyecilik gerçekten zor bir iş, meşakkatlı bir iş. Hizmet kalitesini yüksek e, tutmaya çalışıyoruz. Hele hele Kayseri'de Haskeye Bakanımızdan e, başlayan Bekir Yıldız, Mem e, Memduh Büyük Kalış gibi senelerini bu işe vermiş e, büyük belediye başkanlarımız var. Onlar bir hizmet çıtası oluşturmuş, Kayseri modeli oluşturmuş. Biz o çıtayı daha yükseğe taşımak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan iyi niyetle çalışan güzel bir ekip olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ki biz Halef Selefiz. Evet. Onun Yıllardır hizmet ettiğim Melih Gazi'de yeni bir belediyecilik anlayışıyla hizmete devam ediyorum. Ahmet Başkanım, Mustafa Yalçın Başkanım ve diğer arkadaşlar il ve ilçe teşkilatımızla birlikte uyum içerisinde el ele verdik. Kayseri hizmet ediyoruz. Kayseri'nin dışına çıktığınızda Kayseri'deki hizmetler ve buranın güzelliği güzel ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yaptığımız eksikler, yanlışlar olabilir ama iyi niyetle çalışan güzel bir ekip var. Bakanlarımız, milletvekillerimiz muazzam derecede destek veriyor. Geçen hafta Ankara'daydık. Haseki Bakanımız Hulusi Akarpaşa'mız, Rıf Rıfat Sırcıkçıoğlu onlarla görüştük. Sağ olsunlar her türlü desteği veriyorlar. Tabii ki e, istediğimiz e, her şey olmuyor. Attığımız her taş yerini tutmuyor ama güzel gece gündüz çalışan bir ekip var. Cumartesimiz, pazarımız yok. Akşamımız çok e, yok. Bugün düğündeyiz, ertesi gün cenazedeyiz. Her türlü hizmet var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hoşgörüsüyle güzel bir şekilde bu hizmet dönemini geçireceğimizi düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bu salgından dolayı ben hijyene, maskeye dikkat etmeleri, mesafeye dikkat etmelerini öneriyorum. Lütfen hayatınızı riske atmayın. Özellikle Kayseri şu anda salgının en çok yayıldığı illerin başında geliyor. Lütfen mümkün oldukça az çıkın, alışverişinizi yapacaksanız, tedavinizi olacaksanız hızlıca gidin gelin. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmayın. Sağlığınız bizim için önemli. Çünkü sağlık şu anda herkesin üstünde o Olmadığı zaman hiçbir şeyin Hiç anlamı yok. Hiçbir şey mi? olmuyor. O yüzden ben vatandaşlarımıza hijyen konusunu tekrar vurgulayarak herkese saygılar, hürmetler sunuyorum. İnşallah Melik Gazi olarak çok güzel hizmetleri kendilerine sunacağımız sözü veriyor. İnşallah biz de buna inanıyoruz. Evet efendim, hangi işi tutarsanız tutun, hangi iş görevde olursanız olun yeter ki heyecanınız olsun, yeter ki hizmet aşkınız olsun. O en güzel şekilde yapılır. Gerisini Allah Allah'a bırakmak lazım takdiri. Sayın Başkan da e, Menduh Başkan'dan sonra yani şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız malum biliyorsunuz gelmiş olması Melik Gazi Talas'tan sonra hem kolay hem zordu. Ee, ama e, bugüne kadar, şu ana kadar bir yılını hemen hemen doldurdu Sayın Başkan. Buçuk doldurdu. Bir buçuk evet. oldu mu? Maşallah. Tamam. <laughs> hızlı geçmiş. Tabii bizler e, kendisini teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz, e, yakından takip ediyoruz. Her konuya, bizlerin de gündeme getirmiş olduğu birçok konuya hızlı bir şekilde vatandaş için, toplum için e, müdahalede bulunuyorlar. Ve e, benim bildiğim çok da 4 yıl 4 kalan üç buçuk yılda çok güzel projeleri var. Az önce birkaç tanesini tabii sığmıyor yani programımız bir saat birçok projeye e, imza atacaklardır. Ben kendilerine başarılar diliyorum ve e, önümüzdeki e, bugün e, pazartesi, pazartesi, perşembe farklı bir konukla yine ekranlarınız karşısında olmaya devam edeceğiz. E, Bunda konuşulan programı. Hoşçakalın, huzurla kalın efendim.